Hisse bir köy yelken maceramız Egemen'le. Dümen'de Egemen. Trim'de Haluk. Kaptanlar. Klarnet'te Egemen. Klarnet'te yine Egemen. Buradan alır mı? Alır olur mu? Fotoğrafı alsın. Ufak ufak gitmiyor. Niye oraya bastı? O tarafa niye bastı? Şey mi yapıyor? Yavaş. Aynı hızla gelemeyebilir. Ege bırak ben gidiyorum. Ege ben gidiyorum bırak. Bırak ben gidiyorum. Abi yapma bak git ya. Ben de alayım. Erkan abi de keşke alabildiğine göre gidiyorum. Yavaş. Oğlum bitirdin lan. Yavaş. Olur. Bırak sen bırak tamam. Ben hallederim. Bırak Egemen. Egemen abi. Alles gut. Alles klar. Ya. Evet. Egemen. Nereden esiyor? Şuradan. Bir şuradan esiyor değil mi? Abi böyle kafadan verelim bence bunu. Böyle mi? Soru çeviririz kendimiz. Tabii canım başka türlü kıçtan çok zor. Kafadan biraz zor. Şeyi yok. Şöyle gidelim diyorum ben. Hafif yanlı. Olur. Dümeni sen indir biraz istiyorsan. Hayır bırak ya. Tamam. Hazır mıyız? Ucunu ben bir alayım. Tamam. Ucunu bir alayım sadece. Evet. Fazla kastırmıyorum zaten. Boş bırakırsan bunu yavaş yavaş çıkarsın da. Şimdi tertemiz yaparız kayıyı. Siktir çok kes. Kasmışım. Dikkat. Kamança atmayacak şekilde yapsak. Ben şeyi de verdim değil mi sana? Anahtarı. Anahtarla şeyi beraber verdim. Nereden alıyoruz acaba? Ama belli olmaz. O kötü. Adalı yalıya gidelim mi önce? En üsttekine. Keyifli orası. Offroad'la denizin birleşimi eşittir. İnce toz. Çok güzel. Orası da. Olur. Frişte esiyor kaptan. Frişte. Aynen. Manzara tepesi. Ya anlamadığım şey şurada herhalde rüzgar tamamen basmış ve diğer tarafa doğru atmış.
Açıkta Datça'nın şeyleri görünüyor. Yel değirmenleri. Zaten şuraya gideceğiz Egemen. Yedi Adalar şurası. Karayoluyla herhalde bir 2 saat yolu vardır. Sürer ya. 3 saate yakın sürer. O yüzden o kadar ekip aldım zaten. Yoksa bu havada arkadan L200 getiren biri olsa bununla gideriz. Bu var. Bunda mı? He. Çok zor eyvan ya. Baksana aça. Biraz açılalım mı istiyorsan? Anında yapıştırmaya başlıyorlar ya. Öyle böyle bir dalga değil hem de. Yokova'nın dalgası şeydir ya. Serttir. Şu burunun arkası galiba. Kıyıdan gitsek güzel olur değil mi? Buradaki dip yapısını falan da inceleme imkanı oluyor, güzel. Aldım ben de gözlüğü. Aa, keyifli olur. Ben orayı seviyorum ya. Çok keyifli. Ah 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 ah. Rüzgarla aynı hızda gitmek de güzel. Uzun bir süre sağanakla gidebiliyorsun. Hemen sertler böyle şeylerde biraz. Bir de şeyden korkuyorum. Döndürüp de tam top kupa gidiyoruz. Kavançaya mı indiriyor? Atarım ben şunu hemen. Tamam ederim. Döndürün. Tamam. Şunu attın mı biraz hafifletir. Burası ne kadar derin bilmiyorum. Biraz şöyle git istiyorsun. Bunun da arkasında. Arkada, arkada. Evet. Burada güzel kayalar var ha. Evet. Koptu atan için. Değil mi? Bunlar falan. Tam salak kayalı. Onun etrafına bir şey lazım mutlaka ya. Ağıtları dağıtırsın yoksa. Bir yandan da çok hızlı direniş oluyor burası. Yo, fena değil Egemen burası. Zaten şuralara atsan 12 metre, 13 metre. Güzel yani. Denize baksana, cam gibi. Doğası da çok güzel bir de. Çam ya. Evet, Ege'nin yelkenlisi. Kissebükü'nde. Kissebükü'nün gerçekten müthiş koyları. Yani birbiri ardına epey bir girinti var ve suyu cam gibi. Çok keyifli. Kızılçamlar süslemiş burayı. Yangından kurtulan bir bölge burası. Evet, Egemen beni trim'e çağırıyor. İşte bu.
Burayı sevdik bence. Ege'nin sevdiği alanı. Evet. Girebiliriz. Gireceğiz hepsine zaten. Tek tek gidelim istiyorsan. He. Buraya girip oraya mı gidelim sonra? Yani. Girelim hadi. Stop'tan anladın mı? Öf. Sörfe bak. Egemen sörfe geldi. Açıktan alalım istiyorsan. Çok sığ şuralar. Aynen. Orada koltuk altı var. Bu taraftan. Evet, Kissebükü'nün güzel koylarından birine geldik. Burası gerçekten çok keyifli. Buraya gelinir Egema. Gel kendine.